Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere Livik macerası nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar videomuza geçmeden önce aşağıdan video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür diğer PUBG Mobile videolarımdan faydalanabilirsiniz. Oyuna yeni gelen başarımların videosu da en kısa sürede gelecektir. Yarın ilk birini paylaşırım dostlar ama hangisini paylaşırım bilmiyorum. Yarın artık başarım görevlerinde görüşmek üzere. Peki bu yeni gelen Livik macerasını nasıl yapıyorsunuz? Buraya bir tane etkinlik geldi dostlar. Bu etkinliği şuradan açtığınızda işte Livik Adventure'da işte böyle bir şeyler yazıyor. Livik macerası Türkçesi abi. Bu haritaya girdiğinizde sizlerin anahtarları açılıyor. Mesela burada C ile E diye bir tane yer var dostlar. Mesela bu C'de diyor ki Reeds kısmına git diyor. Reeds'de Mistians diye bir kısma gitmeniz gerekiyor dostlar. Bu kısma gittiğinizde C açılıyor. E'de mesela Fizz Heroes, işte Esme, Esport gibi yerler var dostlar. Mesela B'yi açmak için diyor Gamer Cafe'ye gidin diyor abi. Gamer Cafe bile yapmışlar. Iceberg var. Yani bunlara gittiğinizde B açılacak dostlar. A'yı öyle açacaksınız falan filan. Bunları açıyorsunuz ve bunun içinde sizlere dostlar sezon 14'ün giysilerini veriyorlar abi. Ben size zaten söylemiştim hani bu sezon 14'ün giysilerini paylaşmıştım. Bir kısmını da burada verecekler. Hepsine kask koymuşlar sanırım. Ha bak burada set de var mesela, ben bu setin de videosunu atmıştım bu arada. Biliyorsunuz ki trailerini falan koymuştum abi. Sezon 14'teki bazı şeyleri buraya koymuşlar. Hani insanlar az da olsa kullansın diye Royal Pass alamayanlara özel. Buradan mesela dostlar bunları yaptığınızda mesela C direkt açıldı ya. Burada giriş yap şeyi var. Ve giriş yap aldığınızda sizlere 200 BB veriyor. Hiçbir işe yaramaz ama olsun. Mesela 10 defa kafadan vur diyor. 5HG diyor. 6 defa merkezi bölgeye iniş yap diyor. 5HG diyor. Yani bunları açtıktan sonra abi siz oynadıkça buradakiler açılıyor. Buradaki görevleri yapmak için oraya atlıyorsunuz ve oradaki yerlere gidiyorsunuz. Ve olay bu kadar abi. Yani bu şekilde tamamlayabilirsiniz bu görevde. Çok kolay bir şekilde. Burada da soru işareti yapmışsa işte diyor ki Livik'te bir maç tamamladığında etkinlik sayfasında rastgele bir bölgenin ilgili görevinin kilidi açılır diyor. Yani her maç yaptığınızda buradan rastgele biri açılıyor. Hangisi ne zaman açılır o bilinmiyor dostlar. Bir oyuncu veya aynı takımdaki başka bir oyuncu bir bölgeyi görevini etkinleştirirse bölgenin kilidi hemen açılır. Yani nasıl dostlar, mesela takım arkadaşınıza giriyorsunuz abi buradan. Arkadaşınızı çağırıyorsunuz. Mesela Artiz'i çağır diyelim, başka birini çağır diyelim. 4 kişi çağırdığınızda buradaki görevi daha da hızlı yapabiliyorsunuz abi. Hani 4 kişi oynadığınız için daha da hızlı yani yapıldığını burada söylüyor. Yani buradaki okunuşa göre öyle. Paylaşımlı görevler için takım arkadaşlarının görev ilerlemeleri ortaklaşacaktır. Ama kişisel görevler bireysel olarak tamamlanmalıdır. Yani burada bir de paylaşımlı görev var, takımca görev var. Kişisel mesela paylaşımlı görevleri mesela 10 defa kafadan vur diyor ya abi. 4 kişisiniz diyelim. 4 kişi birlikte 10 defa birini vurduğunuzda kafadan abi, yani 4 kişinin toplam kili 10 olacak ve hepsini de kafadan vurduğunuzda tamamlıyorsunuz. Mesela 6 defa merkezi bölgeye iniş yap diyor. 4'ünüzü aynı anda atladığınızda ne olur abi, bunu sizlere 4 olarak sayacaktır abi. Böyle bir şey yapmışlar aslında. Ve işte bu şekilde dostlar tamamladıkça buradaki sandıkları açıyorsunuz. Burada o görev kartı veriyorlarmış. RP 14 kartı. Bunu da o setten veriyor. Karanlık komutan seti. Sanırım 2 kere karanlık komutan seti veriyor. Aynen. 2'şer, 4'er. İşte kaskı falan filan. Bu şekilde şeyler veriyor dostlar. Şunu almayan da varsa buradaki 19.0'a tıklayıp abi en sona kaydırsınlar. Burada da bir tane 3 günlük kask görüyor. Bence kask bayağı güzel olmuş. Yani 3 günlük de olsa, tadımlık da olsa bayağı bir güzel desen yaptıklarını düşünüyorum abi. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Şunu da söyleyeyim abi, Royal Pass'ın ne zaman geleceğini merak edenler varsa, Royal Pass'ı ayın 13'ünde işte kapalı olsa abi 14'ünde açılacağını düşünüyorum. Yani 14'ün sezon 14'ünde açılacaktır. Buraya da böyle bir şey getirmişler hani çöp. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.